Ben açıkçası bu davet ve sizlerle birlikte olduğum için çok keyifliyim. Umarım sizler açısından da hem faydalı hem de keyifli bir dinleti olacaktır. Ee, Hümeyra Hanım bahsetti. Ben İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde şehir ve bölge planlaması bölümünde öğretim üyesiyim. Ve çoğunlukla da e, ilgilendiğim konular e, kentsel tasarım üst başlığında iki konular. Ve engelsiz bir çevre, engelsiz çevrenin tasarımı konuları da özellikle son dönem içerisindeki araştırmalarla ve vermiş olduğum derslerle de ilgilendiğim özel konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben de size bir parça bununla ilgili ipuçlarını vermek istiyorum. Arkasından da yine sizlerle hem sorularla hem de sizin görüşlerinizle bir paylaşım içerisinde olabiliriz. Şimdi engelsiz bir çevreye baktığımız zaman engelsiz bir kamusal yaşamın her bireyin en temel hakkı olduğunu Hepimiz bilmekteyiz ve genellikle yaygın olan literatürde bunu sıklıkla belirtir. Engelsiz erişilebilen bir çevre ise nedir diye baktığımız zaman, serbest ve güvenli hareket edilebilen, herkes için fonksiyonel ve erişilebilir olan, cinsiyetten bağımsız, engeli olmayan, saygı duyan ve olabildiği kadar da özgürlük veren bir mekandır tanımı var. Bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yapmış olduğu tanımların başında geliyor. Engelsiz bir çevrenin temel elemanları nedir diye baktığımız zaman ki bizim ana konumuz bugün engelsiz bir çevrenin tasarımı. Engelsiz bir ulaşım olması gerekiyor. Cadde ve sokaklarda ve binalarda kolay erişimin olması gerekiyor. Acil durumlarda serbest giriş çıkışların olabilmesi gerekiyor. Bunlar temel elemanlar olarak değerlendiriliyor. Peki engelsiz bir çevre diyoruz. Engelsiz çevrede bizim tanımı altına alabileceğimiz kişi ya da kişilik kim? Engelli diyediğimiz kişiler kim? Engelliler bizim hem sözlük anlamında değerlendirebileceğimiz literatürün tanımına göre hem de peşi sıra gelecek bizim yasal yönetmeliklerimizin tanımına göre engelli doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş kişi olarak tanımlanıyor ve genellikle de toplumla bir uyum problemi içerisinde değerlendiriliyor. Koruma, bakım ve rehabilitasyon gerektiriyor engelli tanımı içerisinde olanlar. Yine uluslararası işlevlilik, engellilik ve sağlık sınıflandırması kapsamında bakıldığında engellilik, sakatlık, faaliyet sınırlılığı, katılım kısıtlılığı gibi bir şemsiye tanımın altında yer alıyor. Yine engellilik için belli rahatsızlıkların, sağlık sorunlarının olması bekleniyor ve özellikle de bu kişilerin çevresel faktörlerle bir takım olumsuz durumlar içerisinde olduğundan bahsediliyor. Peki bu engelliliği ortaya çıkaran erişim üçgenine baktığımız zaman gördüğünüz gibi 1 ile 8 arasında bir kademelenme var ve bu kademenin en altındaki grup çoğunlukla belki de bizim ilk erişkin olduğumuz aşamada daha sağlıklı hareket edebildiğimiz grup. Bizim hareketliliğimiz, el becerilerimiz, fiziksel hareketlerimiz daha sağlıklı yapabildiğimiz bir süreç içerisinde. 2, 3, 4. kademelere gelindiği zaman bunlar içerisinde artık yavaş yavaş işte bizim yetişkin hale gelmemiz, çocuklu hale gelmemiz gibi bir takım aşamalar var. Görebiliyor iseniz ki sanıyorum görünüyordur diye düşünüyorum. 5. kademeden itibaren artık yaşlılık diliminin içerisine giriyor olmamız, yavaş yavaş bedensel rahatsızlıklarımız, yavaş yavaş bedensel hastalıklarımızın ortaya çıkması, 6, 7 ve 8. kademede artık bizim iyice bakıma muhtaç hale gelmemiz haline geliyor ve erişim üçgeni bu şekilde tanımlanıyor. Peki, Engelli insanlar ki eğer bizim birinci kademede hedef aldığımız kitlede biz onlar için daha erişilebilir bir dünya yapmak istiyorsak ve çevreyi tasarlamak istiyorsak engelli insanlara baktığımız zaman sayısının günden güne arttığından bahsediliyor. Bana göre sayının artmasından çok kendilerinin tespit edilmesi ve verilerin daha çok elde edilebilir olmasıyla bir doğru ilişki kurulabilir. 2010 verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 1 milyardan fazla engellinin olduğu tahmin ediliyor ki dünya nüfusunda 7-7,5 milyar civarında olduğu düşünülürse. Ve bunların da özellikle kronik hastalıklar ve buna bağlı engelli nüfusun %66 oranında olduğu gibi bir değerde mevcut dünya engellilik raporuna göre. Bunun en önemli nedeni de tabii ki sağlık koşullarının yanı sıra trafik kazaları ve doğal afetler gibi koşullarla da engelli statüsüne gelinebiliyor. Kısa bir tarih içerisine bakılırsa esasında bu tür çalışmaların başladığı tarihler 2. Dünya Savaşı gibi toplumların sıklıkla savaşa maruz kalması ve buradan kaynaklanan engelli statüsüne erişmeleriyle birlikte başlıyor ve bu bir medikal problemden çok arka planındaki sosyopolitik etkenlerle de ilgi kuruluyor. 1960'lardan sonra fiziksel, bedensel ve ruhsal engelli olanların topluma ve toplumsal olaylara katılması gerektiği yolundan hareketle bir takım yaklaşımlar ve tasarım yaklaşımları ortaya çıkmaya başlıyor. Esas benim değinmek istediğim ve araç olarak kullanmak istediğim konu da işte bu engelsizlik anlayışı üzerinden hareketle geliştirilen tasarım yaklaşımları. Özellikle 1970'lerde bahsettiğimiz gibi savaş gazilerinin ve engellilerin karşılaştıkları güçlükler söz konusu ve bunlara bağlı olarak da engelsizlik anlayışı ortaya çıkıyor. Sadece tabii bu engelsizlik anlayışının kapsamı bizim az önce kastettiğimiz engelli tanımından çok daha geniş. Sadece bedensel ve fiziksel engellileri değil, neredeyse hepimizi bu kapsam içerisine alan ve çoğunlukla engelsizlik yaklaşımı içerisinde tanımlanan dezavantajlı gruplar diye de adlandırılan sanıyorum bu kelime ve tabirleri duymuş da olabilirsiniz. Artık literatürde ve güncel yaşamda çok sık bahsediliyor. Bir grubu içine alıyor. Bunlar da kimler? Hepimiziz esasında. Çünkü yaşlılar var, hamileler var, çocuklular var, geçici rahatsızlıkları olanlar var. Dönem dönem hepimizin belli dönemlerde engelle karşılaştığımız durumlar var. Dolayısıyla bütün bu gruplar için engelsizlik anlamında tasarım yaklaşımları gelişiyor. Peki insanları engelleyen bu faktörler neler diye bakıldığı zaman yine 2006 yılında söz konusu olan engellerin haklarına ilişkin sözleşmelerde ve az önce referans verdiğim uluslararası işlevlilik ve engellilik sınıflamasına göre bu raporlara göre bize yetersiz politika ve standartların engelli duruma getirdiğinden bahsediyor. Yine olumsuz tavırların, yeterli hizmetleri alamamamızın, hizmet iletim sorunlarının, yetersiz finansman sorunlarının ve yetersiz erişilebilirlik sorunlarının yani hepimizin karşılaşabildiği durumlar, danışma ve katılım yetersizliğinin ve veri ve bulgu yetersizliklerinin esasında günlük yaşamda sağlıklı diye kabul ettiğimiz hepimiz için engellilik yarattığından bahsediyor. Peki, şimdi bugünün konusuna gelelim. Genel bir girişi yaptıktan hem engelliği hem de dezavantajlı gruplar dediğimiz hepimiz adına engel yaratan koşulları gördükten sonra peki biz engelsiz çevreyi hangi araçlarla tasarlayacağız? Engelsiz çevreyi hangi koşullarda tasarlayacağız? Ona bakalım. Araç olarak gördüğümüz konu evrensel tasarım dediğimiz konu. Evrensel tasarım nedir diye bakarsak 21. yüzyılın gündeminde soldaki şekilde izleyebiliyorsanız çevre konuları ekolojik dengelerle, demokratik ve eşitlikli yaklaşımlarla ve sürdürülebilir toplumsal yararla, en önemlisi de kamu yararıyla ilgi kuruyor. Ve gördüğünüz gibi evrensel tasarım tüm bu e, düzenin ortasında ana fikir olarak yer alıyor. Erişilebilir tasarım diyoruz, kapsayıcı tasarım diyoruz, yardımcı teknolojilerle yapılan tasarımlar diyoruz ve engelsiz tasarım diyoruz. Bunun hepsine yani bu çalış tartışmaların omurgasına evrensel tasarım olgusu üzerinde yerleşiliyor. Genellikle de Amerika'da, Japonya'da ve İskandinav ülkelerinde bu süreç daha aktif olarak kullanılıyor ve okullarda da hatta yeni bir tasarım düşüncesi olarak ele alınıyor. Esasında bu kavram evet bu ülkelerde sıklıkla bahsediliyor ama kavramı ortaya çıkartan Ron Mace 1985 yılında bu terminolojiyi ilk olarak kullanıyor ve literatüre de bu şekilde yerleşiyor. Kendisi de esasında bir bedensel engelli. Ve 1970 yılında da North Carolina State University'de e, engelliler için bir yaklaşım olarak bunu öneriyor. Görmüş olduğunuz gibi resimlerde bizim beş duyumuzdan bahsediyor. Görme, duyma, dokunma, işitme ve konuşma duyularımız. Bunlar için, bunların olduğu her insan için bu tasarımın olması gerektiğinden bahsediyoruz. Ve bu tanımlar da işte herkes için tasarım, bazen kapsayıcı tasarım, kullanıcı odaklı tasarım, gerçek yaşam için tasarım, ömür boyu tasarım, kuşaklar arası tasarım gibi farklı kavramlarla da pekişiyor. Ama bunların hepsinin tek bir ortak fikri var. Tüm bireyler için erişilebilir bir tasarımı elde etmek. Yine baktığımız zaman e, ki üstteki figürlerde de olabildiği kadar bu kavramı nasıl değerlendirdiklerini size şekillerle de göstermeye çalıştım. Evrensel tasarım diğer tasarım terminolojilerinden ayrıştıran konu fiziksel olduğu kadar sosyal yapıya da odaklanması. En büyük ayrıcı bu. Ve bir ürünü bina ile ya da şehirle bütünleştiren ve herkes için kullanılabilir olması yönünde bir hedef koymuş olması. Bu da yine evrensel tasarımı bildiğimiz diğer gelenekselce tasarım yaklaşımlarından ayıran konu. Yine burada bahsettiğimiz gibi az önce de üzerinde durduk. Konu edilen engelli insanlar yanı sıra bütün insanlar hepimizi konu ediyor. Ve buradaki ana fikir aslında bütün insanların yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle zaman zaman engelli hale geldi. Genelde de toplumda da bakıldığı zaman engelleri biz ya yaşlılar ya bedensel engeller diye tanımlıyoruz. Halbuki biz burada bazen kusursuz olamadığımız ya da becerilerimizi bazen sınırlı hissettiğimiz anlarla da bunu tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla esasında bu aşağıda görmüş olduğunuz bütün insan profili zaman zaman engelli halede gelebiliyor. Ve e, en önemli yaklaşımı yine söyledik, kullanıcı boyutuyla ilgi kuruyor. Çocuklar da bunun bir aşaması. Dolayısıyla bu e, görselle birlikte de bunu pekiştirmeye çalışıyorum kullanım problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşıyor. Yani her boyda ve her yaşta kullanıcı olması. Çocuklar da yine bu tasarım yaklaşımının en önde gelen kullanıcıları. Peki biz bu engelsiz çevreyi tasarlarken evrensel tasarım gibi bir araç da elimizde varsa hangi koşulları öne almalıyız? Biliyorsunuz insan olma şartlarından ya da Avrupa kentsel şartının öne sürdüğü koşullardan biri de bütün insanların insan onuruna yakışır bir hayata e, ihtiyacı olduğu ve yaşamaları gerektiğini öngörüyor. Öyleyse bizim sürdürülebilir kentler, sağlıklı binalar, kalite, sosyal adalet ve çevresel korunma konularında da yine evrensel tasarımın hedeflediği e, geleceği ve geleceğin kentlerini tasarlamamız gerekiyor. Uzun lafın kısası olarak düşünürsek engelsiz bir çevreyi mutlak tasarlamamız gerekiyor. Peki engelsiz bir çevreyi tasarlamak için biz evrensel tasarımı bir araç olarak koyduk. Bu aracımızın temel ilkeleri neler? Bu ilkeler kapsamında biz daha çok bu çevrenin standartlarına ya da bu çevrenin olmazsa olmaz hedeflerine bakmaya çalışalım. Birinci ilkemiz ki en önemli ilkelerimizden bir tanesi eşitlik ilkesi. Evrensel tasarımın ana mantığını anlatmaya çalıştım size. Bütün bireyler için eşit bir yaşam ön sürüyorsak, demek ki tüm bireyler için yine eşit koşulları sağlamamız gerekiyor. Bu bireyler kim olursa olsun, ister yaşlı, ister ister genç, ister kadın, ister erkek, ister çocuk herkese eşit düzeyde güvenlik ve mahremiyet koşullarını sağlaması gerekiyor. Ve bu anlamda da esasında benim de içinde olduğum planlama disiplini açısından bakıldığında kentsel çevrenin tasarlanması konusunda da önemli çalışmalar var. Genelde evrensel tasarım olarak belki beni dinledikten sonra internette bir araştırma yaparsanız bu konuda çoğunlukla endüstri ürünleri tasarımı ürünlerinin geliştirildiğini göreceksiniz. Halbuki benim buradaki vurgulamaya çalıştığım ya da ikinci kademede mimarlıkla ilgili bina üzerindeki standartları göreceksiniz ki şu an ülkemizin bütün çabası da esasında mimari olarak binaları belli bir kaliteye getirebilmek. Oysa bizim şehirlerimizi bu kaliteye ulaştırabilmemiz lazım. Dolayısıyla şehirler anlamında baktığımızda da bizim eşit bir toplumsal e, hizmet eden, topluma hizmet eden bir çevre yaratmamız gerekiyor. Peki bu çevreyi yaratırsak ne kazanıyoruz? Bu çevreyi ortaya çıkarırsak biz sosyal bağları güçlenmiş ve yerine aidiyet duygusu hisseden daha çok kapsayıcı bir toplumla karşılıklı kalıyoruz. Şimdi bu görseller nedir diye sorabilirsiniz. Şehirden bahsettik. Şehrin içinde bir takım değerli olabilecek, yani bizim eşitlik ilkemize hizmet edebilecek çevre tasarımları olsun dedik. Bunları nasıl sağlayabiliriz? Bunlar için bir takım alt araçlar var. Bunlar Amerika'dan alınmış olan fotoğraflar. Burada neyi göstermeye çalışıyoruz? Bizim şehir içinde eşit bir şekilde ulaşımı sağlayabilmemiz için en temel karşılaştığımız sorun ulaşım. Dolayısıyla ulaşım sorununda yaya ve taşıtın hem zemin ayrı ya da ayrı koşullarda bir arada olması gerektiği gibi bir konu var. Peki eğer biz dezavantajlı bir grup olarak yayaları kabul edersek, onları eşit statülerde yani araçtakilerle eşit statüde kentten faydalanmasını sağlamak istersek nasıl bir e, araç kullanacağız? Bunun için önerdikleri koşullar var. İşte zaman zaman kentimizde de biz bunları görüyoruz. Özellikle eğer hemzemin bir geçit sağlıyorsak, işte sesli sinyalizasyon sistemlerinin olması gibi. Ee, yine özellikle bedensel engeller için eğitimli bir takım e, hayvanlarla destek vermek gibi, yürüme alanlarında yine özellikle görme engeller için dokulu yüzeyler oluşturmak gibi ve üst geçitleri de yine erişilebilirlik açısından doğru tasarlamak gibi bir takım araçlardan bahsediliyor. İkinci ilkemiz esneklik. Üretilen tasarım ya da tarafımızdan geliştirilen tasarım es esneklik e, olması gerekiyor. Esneklikten kastımız da şu, Farklı bireylerin kullanabilir olması gerekiyor. Size az önce söylemiştim, evrensel tasarım olarak baktığınızda karşınıza ürün şeklindeki endüstriyel ürünler çıkacak diye. İşte bu makaslar hem sol hem sağ elini kullananlar için üretilmiş bir makas. Aynı makası farklı eldekiler kullanabiliyor. Peki planlama açısından baktığımızda ya da şehir açısından baktığımızda biz neler göreceğiz? Bu görmüş olduğunuz fotoğraf özellikle eğitimi açısından verildiği zaman, New York Times tarafından yayınlanmış olan bir görsel. Bu görselde vermeye çalışılan şu. Görsel içerisinde yer alan bisikletliler var, çocuklu anneler var, işte yemek yiyenler var ve diğerleri var. Bu bir şehrin ana fikri yani tasarımındaki ana fikir olarak yayınlanmış bir magazindeki bir görsel. Buradaki ana fikir şu, insanlar özellikle kentsel yaşam içerisindeki en temel ihtiyaçlarını barınma, yemek yeme, tiyatroya gitme, sinemaya gitme, yürüme gibi ihtiyaçlarını mutlaka kendi yürüme mesafeleri içerisinde gerçekleştirmelidirler mantığından yola çıkıyor. Ve son dönem özellikle de bu yaklaşım üzerinde duruluyor. Ve yine farklı grupların tasarlanmış olan bu örneklerdeki binalar bu bir spor etkinliklerinin yer aldığı bir bina. Bu binanın özelliği de şu, binayı tabii ben kendi dersimde biraz daha farklı olarak açıyorum. Bu binanın özelliği farklı engel düzeyindeki kişilere kullanabilme imkanı veriyor ve aynı zamanda da farklı spor etkinliklerini aynı yerde düzenleyebiliyorsunuz. Yani esnek bir bina. Bu esneklik bu anlamda bina düzleminde işe giriyor. Ve üçüncü ilkemiz basitlik ilkesi. Bu esasında belki de en önemli ilkelerden bir tanesi. Bizim e, özellikle kullandığımız tüm alanlarda her kullanıcı tarafından algılanabilecek basitlikte tasarımlar geliştirmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir doğal afet, bir yangın, bir e, kişinin rahatsızlanması gibi bir koşulda eğer siz o afet butonunu her bir çocuğun bile algılayıp görebileceği basitlikte yapıyorsanız bu o e, tasarımın evrensel dile hitap ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla basitlik ilkesi evrensel tasarımın en temel ilkelerinden bir tanesi. Ve biz bunu kente nasıl uyarlarız? Kenti uyarlamamız da şöyle Bizim kent içerisinde sokaklar en çok yaşadığımız alanlar. Bu alanlarda sürekli bir e, hareket halindeyiz ve sürekli farklı ihtiyaçlarımız var. Eğer siz bu farklı ihtiyaçları insanların algılayabileceği basit formlarda ve basit algılanabilir şekillerde yaparsanız insanlar o kenti kendileri için daha kaliteli olduklarını hissederler. Bu iki tane ünite Fransa'dan e, gösterilen bir ünite. Bunlar insanların başı, basit ve erişilebilir kentsel donatıları olarak kentin içerisinde tasarlanıyor ve konuluyor. Zaman zaman biz de bunları biliyorsunuz. Kent içerisinde farklı amaçlarla e, görebiliyoruz. Dördüncü ilkemiz algılanabilir olması. Eğer biz, tekrar aynı şey vurguyu yapmak istiyorum, e, engelsiz bir çevreyi tasarlamak istiyorsak bu çevrenin algılanabilir ve okunabilir olması gerekiyor. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Görmüş olduğumuz gibi bütün bu rehberler, işte bu piktogram şeklinde gördüğümüz, sanıyorum arkadaki biraz daha büyük, işaret ve sinyalizasyon sistemleri bizim kentsel mekanı ve kentsel çevreyi daha kolay algılamamızı ve okumamızı sağlıyor. Sanıyorum buraya gelirken yolda ya da bina içerisinde farklı farklı ara yüzeylerde bazen aradığımız mekanlar oluyor. İşte bu mekanlara erişmemiz için uluslararası dil olarak da kullanabileceğimiz sinyalizasyon sistemleri var ki bunun içinde görüyorsunuz görme engeller içinde üretilmiş alfabelerle ya da bizim farklı duyma engeller ya da görmeyenler duymayanlar için üretilmiş alfabelerde yine kullanılabiliyor ya da sembollerde kullanılabiliyor. Ve bunların hepsi bizim bulunduğumuz çevreyi daha iyi algılamamızı sağlıyor. E, beşinci ilke tolerans ilkesi. Bence bu da çok önemli ilkelerden bir tanesi. Toleranstan kastettiği şu. Siz herhangi bir ürünü geliştirdiğiniz zaman ya da herhangi bir kentsel çevreyi tasarladığınız zaman bir parça bizim tedbir diyebileceğimiz koşulları da düşünmeniz gerekiyor. Nedir bunlar? Hataya imkan vermeyecek şekilde tolere etmiş çevreleri oluşturmamız demek. Öyle bir çevre tasarlarsınız ki yaşadığınız ortamda bunu çok sıklıkla görüyorsunuz. Kaygan zeminler, ki biz bunu kışın çok fazla yaşıyoruz. En fazla sakatlık ya da engel oluşturabilecek durumları biz kaygan zeminlerle görüyoruz. Eğer siz bu kaygan zeminleri dikkate almazsanız, tolere etmezseniz daha fazla e, engel yaratan koşullar yaratırsınız. Ki işte ben de bu kaygan zemini burada sizinle paylaşmak istedim. Bu işareti koymuş olmak sizi kaliteli bir çevreye eriştirmiyor. Sizin bu işareti koydurmamanız gerekiyor. Problem bu. Tabii ki temizlikte koyabilirsiniz de sizin bu işareti o zemin için koydurmamanız gerekiyor. Bu Sidney'den bir görsel. Kaygan olmayan yürüme yolları tasarlamak ve yolların kullanıcıların detayda ayrıştırmak gibi bir yola gitmişler. Gördüğünüz gibi farklı renklerde, farklı kullanıcıları ayırt edebiliyorlar. Bunun içerisinde bisiklet kullanıcısı var, e, scooter kullananlar ya da tekerlekli bir takım belki bu çocuk da olabilirdi. Kullananlar var, yürüyenler var, belki koşanlar var. Bu farklı zeminleri bizim ayrıştırdığımız zaman, e, özellikle hata konusunda da toleransımızı sağlamış oluyoruz, kazaları engellemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde farklı kentlerden alınmış örnekler var burada. E, özellikle bize kent içerisinde erişilebilir bir çevrede Toleransımızı geliştirmek anlamında üretilen şeyler görüyorsunuz. Mesela eğer burada biz seviyesi düşük olan bir kaldırım tasarlarsak ki bildiğiniz herkesin bildiği sanıyorum bir şey vardır, kaldırım yüksekliği arttıkça o ülkenin değil mi düzeyi de ona doğru orantı olarak azalıyor. Yani sizin gelişmişlik düzeyiniz kaldırım yüksekliğiyle ters orantılı. Dolayısıyla Buna baktığınızda da siz görüyorsunuz ki daha alçak seviyelerde bir kaldırım düzenlediğiniz zaman siz hatayı biraz daha tolere ediyorsunuz. İşte ya da daha kaygan olmayan zeminler ya da özellikle e, bu bedensel engeller için ulaşılabilecek önemli zeminleri yaratmak. Ya da işte yine rampaları oluşturmak, tasarlamak, e, aydınlatmalarla desteklemek. Bu yaşlı diyebileceğimiz insanlar için daha yürünebilir alanlar. E, Az eğimli sokakları yapmak, ışık kullanmak, trafik yaya ulaşımında kaliteyi arttırmak da yine bizim tolerans açısından önerdiğimiz ilkeler. Ee, sunuşun ana mantığında ilk gösterdiğim size hep referans verdiğim endüstriyel ürün tasarımları demiştim. Altıncı ilkemiz ise etkinlik ilkesi. Hatta bunu şöyle de söyleyebiliyorlar: Daha az fiziksel güç gerektirmek. Yani siz eğer daha az fiziksel güç kullanarak bir ürünü kullanabiliyorsanız. Siz o üründe istediğiniz tasarım hedefine yaklaşmışsınız demektir. Görmüş olduğunuz bir çamaşır makinesi ve yanında da farklı kullanıcılar var. Bunun içerisinde bir bayan var, sağlıklı denebilecek bir bayan. Çocuk var, çocuk da yine erişebiliyor. İşte bir e, belki biraz daha yaşı ilerlemiş bir bayan var. Belki bunun belli bir bedende bir ağrısı ya da bir fiziksel problemi olabilir ya da bir bedensel engelli var. Bütün bunlar tasarlanmış bu ürünün kapağına erişebiliyorlar ve makineyi kullanabiliyorlar. Peki biz bunu kent içerisinde nasıl etkin bir tasarım haline getirebiliriz? Bunlar özellikle Brezilya'nın Curitiba kentinde bizim bu transit oriented sistem dediğimiz birbirine eklemlenmiş ve birbirine devam ettiren sürdürülebilir ulaşım sistemlerinden bir tanesi ki biz bunun benzerini kentimiz için bu metro ve raylı sistemle bir entegre ederek yapmaya çalışıyoruz. Ee, ama bizim zaman zaman en çok karşılaştığımız sıkıntı bu bunlara iniş çıkışlar işte kapı yükseklikleri kapıdan içeriye girememek gibi sıkıntılar burada paralel giden iki tane e, sistemi ulaşım sisteminden birbirlerine geçkileri sağlayabilmişler yine aynı şekilde ister tekerlekli sandalyeyle isterseniz kent içerisinde çocuk arabasıyla gidebilen birinin asansör sistemle erişilebilmesini sağlamışlar bunlarla ilgili sayısız örnek var esasında bu merdiven özellikle engeller için çok ciddi bir problem. Bu merdiveni zaman zaman rampa sistemleriyle ya da hidrolik sistemleriyle çözenler var. Bütün bunlar bizim bu ilkemizi yerine getirmek için kullandığımız konulardan bir tanesi. Ve uygunluk ilkesi esasında bir parça bir önceki gibi o kişilere uygun olabilmesi, o kişileri değerlendirilmesi açısından bakıldığı zaman her farklı kullanıcının boyuna, kilosuna göre standartları var. Ona bağlı olarak da yine uygun ve konforlu geçişlerin sağlanması. Bunun için de yine literatürde farklı ülkelerde binalardan bahsediyor. Bu binalar bakıldığı zaman belki insan ölçeğinde çok uygun binalar değil gibi. Ama yine bu bina özeline baktığı zaman ki özellikle Japonya ve bu anlamda Tokyo kentinin Evrensel tasarım konusunda çok fazla geliştirdiği öneriler var. Bu binanın yine detayına girdiğinizde kullanıcılar için uygun bir takım tasarımlarla desteklendiğini, uygun tasarım ölçeğinde değerlendirildiğini görüyorsunuz. Ve ulaşım konusuna geldiğimizde yine yaşam kalitesinin bileşeni olarak kabul ediyoruz ve burada da özellikle yaya ve taşıt ya da bisiklet kullanıcıları için uygun tesislerin düzenlenmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz. Ve engelsiz bir ulaşım yine uygunluk ilkesi içerisinde bakıldığı zaman engelsiz bir ulaşımda da her kullanıcı için giriş çıkışlara imkan veren onların algısını kolaylaştıran tasarımların olması gerektiğini söylüyoruz. Peki bunları söyledik, engelsiz bir çevrenin tasarımı için temel ilkelerimizi de belirledik. O zaman ülkemiz için bu erişilebilir çevrenin tasarımında nelere bakabiliriz? Esasında biz bu kanunun içerisine girmeye başladığımız dönem, görüyorsunuz ilk defa engelsiz erişimin birinci ilkesi olan ulaşılabilirlik konusu, 1997 yılında bizim şehir planlamanın en temel kanunlarından biri olan 3194 sayılı imar kanununda eklenen ek madde 1'de söz konusu ediliyor. Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarında Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standardına uyulması zorunludur diyor. Biliyorsunuz yasa olarak özürlüler kelimesi de engelliler kanunu dönüştürüldü. Dolayısıyla ilk yasal altyapıya kavuşması 1997 yılındaki kanun maddesiyle. Sonra tabii bu çabalarımız hızlanıyor bizim. Artık yavaş yavaş çünkü bizi zorlayan koşullar da var. 2001 ve 2005 yıllarında 8. 5 yıllık kalkınma planında kentsel ulaşım hizmetleri çoğunlukla da ulaşım odaklı olarak yapılıyor bunlar. Engellerinde durumunun dikkate alarak düzenlenmesi gerektiği ve özellikle de yerel yönetimlerin hizmet götüren birimler olarak bu konuda önemli projeler yapması ve bu kişileri de düşünmesi gerektiğinden yola çıkıyor. 9. kalkınma planında ise özürlülerin ben daha çok engelliyi tercih ediyorum. Engellilerin ekonomik ve sosyal hayatı katılımlarını arttırmasına yönelik sosyal ve fiziki şartların sağlanması yine belirtiliyor. Ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerde konu oluyor ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından son dönemde sıklıkla çoğaltılan rehberler haline dönüşülüyor. Ve 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen, 30 Mart 2007'de de imzayı açılan ve ülkemiz tarafından da aynı anda 80 ülkeyle birlikte imzalanan engellerin haklarına ilişkin sözleşme bizi hem e, uluslararası platformda da e, bağlantı içerisine alıyor ve 2008 tarihli yine 5825 sayılı kanunla da biz e, yürürlüğe giren statüde erişilebilirlik konusunda özellikle engelleri düşünür ve uygular duruma geliyoruz ki bu anlamda da bize yükümlülükleri getiriyor. 5378 sayılı engeller kanununda ulaşılabilirlik konusunda kamu kurum ve kurum kuruluşlarına biliyorsunuz hepiniz belki de kamu kurumlarıyla ilişki içindesiniz size bir zorunluluk getiriyor. Ve diyor ki yol kaldırım yaya geçidi ve açık alanlarda özellikle engelleri düşünür çözümlere gitmelisiniz. Ve bu kanun hükmü gereği içerisinde de 7 yıl içerisinde özürlülerin ya da engellerin erişilebilirliğine uygun duruma getirmelisiniz diyor. Tabi bu 7 yıl uzadı biraz daha. Ve bu Cumhurbaşkanlığının denetim altında, denetleme kurulu altında da yine yasal düzenleme 2009 tarihli raporunda yine ulaşılabilirlik konusunda ancak dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz hep sonuçta ulaşılabilirlikle bunu derdedilmiş durumdayız. Halbuki evrensel tasarımı konusu ulaşılabilirliğin çok ötesinde. Ee, yine bu anlamda uygulamadaki eksiklikler görülüyor ve buna bağlı olarak da yine kurumların sorumluluğu konusunda hatırlatmalar yapılıyor bu devlet denetleme kurulu tarafından. Bizim için esasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bütünleşik Kentsel Gelişme strateji Kent (GES) diye kısaltılmış çalışmalarda herkes için tasarım konusu tamamen işlerliğe giriyor ki bu kent kesin raporlarına baktığınız zaman 2023 Stratejik Planı ve Eylem Planları içerisinde. Özellikle bakanlık düzeyinden yerel yönetim düzeyine kadar da sorumluluk veren bir zincir halinde bunu görüyorsunuz. En önemlisi de burada kamusal alanlarda, toplumun kullanımına açık mekanlarda nitelikli ve dezavantajlı tar kurumlar tarafından da kullanılabilir tasarımların geliştirilmesi gerektiğine e, kaniye geliniyor diyelim ya da kabul ediliyor ve artık bunlarla ilgili standartlar geliştiriliyor ve şu anda esasında birçok rehber çalışması da var. Bir kısmı uluslararası rehberlerin tercümesi şeklinde bir kısmı da ülkemize entegre edilmiş rehberler oluşturuluyor. Yine e, özellikle son dönemki çalışmaları da ben tekrar bir baktım hani atladığımız bir şey kalmasın diye Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'yla ilgili Başbakanlık e, Genelgesi var. Ee, bu da özellikle son dönemde e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içerisindeki bir teşkilata bağlanıyor bu konu ve onların içerisinde yer alan kanun hükmünde ile engellerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmayla karşılaşacağı toplumsal sorunları e, ekarte etmek ya da bu toplumsal sorunları gidermek amacıyla Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanlığı içerisinde bir teşkilat oluşturuluyor ve bu ülke genelinde bir ulusal politika haline dönüştürülüyor. Ve bu anlamda da özellikle onların daha çok engelli dediğimiz kişilerin engelsiz çevrelere kavuşmasının yanı sıra onların toplumda dışlanmalarını engelleyecek yani sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yükümlülükleri de bu genelgeyle koruma altına alınıyor diyebiliriz. Yine özel ve kamu toplu taşıma araçlarının 2014 tarihiyle geliştirilen ve 2018'e kadar da engellerin erişimine uygun hale getirilmesi gereğinden yola çıkılıyor. Bunun ilk tarihi 2015'te esasında o ilk 7 yıllık süreçte. Ancak bir takım yerine getirilememe ve taahhütlere ulaşılamama sonucunda bu 2018'e kadar uzatılmış durumda. Dün akşam yine teyit ettim tarihini. Temmuz ayının 2018 yılının Temmuz ayına kadar uzatılmış durumda. Ve belediyelerin bu düzenlemelerini Türk Standartları Enstitüsü'nün koymuş olduğu e, donatı standartlarına göre ve hazırlanan rehberlere göre yerine getirmesi gerekiyor. Bu belediyelere ve yerel yönetimlere başbakanlık denetimi içerisinde verilen bir sorumluluk ve bunların tamamlanması gerekiyor. Ha, ne kadar tamamlandı derseniz tarihte de çok uzakta bir tarih değil esasında. Esasında büyük oranda da tamamlanamadığını görüyoruz. Ve e, bir anlamda e, bakarsak sürem içerisinde de bitirmeye çalışıyorum. Sizleri de çok yormamak için. E, şunu söyleyebilirim e, şu ana kadar bakmış olduğumuz çerçeve şuydu engelsiz bir çevreyi tasarlamak istiyoruz tamam ama biliyorsunuz ki tasarım için bir araca ihtiyacımız var bu aracı da biz diyoruz ki Evrensel tasarımı bir araç olarak kullanalım ve hem uluslararası hem de ulusal düzeyde bizim bütün hepimiz için tümümüz için kapsayıcı bir tasarımla bunu e, sonuca ulaştıralım Dolayısıyla bunu destekleyen tüm fikirleri de biz bugün evrensel tasarım başlığı altında değerlendirmiş olduk. Ve onun ilkeleri içerisinde değerlendirdik. Peki ben bu resmi de çok seviyorum ayrıca. Olabildiği kadar hepimizin gerçekten mutlu bir hayata erişmemiz lazım. Çünkü son dönemde özellikle yaşanabilir kentler açısından bakıldığımız zaman en önemli kriterin mutlu şehirler olduğunu görüyoruz. Yani eğer o toplumun bireyleri mutluysa, o toplumun bireyleri yaşamış olduğu ülkeyi, kenti seviyorsa o zaman siz o konuyla ilgili yaşanabilir bir kent olduğuna karar veriyorsunuz. Çünkü bu araştırmaların en temel sonuçları bu. O zaman başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Engelsiz bir çevre, engelsiz bir kamusal yaşam her bireyin en temel hakkıdır demek istiyorum. Çünkü biz bu hakkı hem elde etmek için hem de tasarım alanında bu kişilerin bu haklarını kendilerine iade etmek için bir yöntem olarak bu evrensel tasarımı kullanalım. Ve evrensel tasarım elçiliğinde de biz engelsiz bir çevreyi tasarlayarak kullanıcılarına sunalım demek istiyorum. Sanıyorum süremi de kullandım. Teşekkür etmek istiyorum.